satış operasyonlarında kaizen, iyileştirme yapmak mümkün mü? Yılın içerisinde elbette ki satış, satın alma, lojistik, bakım, üretim, bütün departmanlarda yapılabilecek iyileştirme faaliyetleri var. Bugün satış operasyonlarında neye bakmamız gerekiyor, nelere odaklanabiliriz, satış operasyonlarında iyileştirme yapmak bize ne fayda sağlar? Gelin birlikte bunlara bakalım. Hadi başlayalım. Öncelikle kaizen, iyileştirmenin tanımından yola çıkarsak aslında her süreç için biz bunu yapabileceğimizi anlarız. Bir girdiğimiz, bir çıktığımız varsa ve bunları birbirine dönüştüren bir prosesimiz varsa aslında biz o alanda iyileştirme yapabiliriz demektir. Çünkü proses içerisinde var olan problemleri görüp onları ortaya çıkartmaya, aynı zamanda girdiğimizde ya da çıktığımızda oluşan problemlerimiz varsa bunları ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. O halde satış dahil bütün operasyonlarda iyileştirme faaliyetleri yapılabilir. Peki satış operasyonlarında iyileştirme çalışmaları, kaizen faaliyetleri gerçekleştirirsek bunun bize ne faydası olur? Satış ekibinin çalışma verimliliğinde iyileşmeler olabilir. Bu ne demek? Birazdan daha detaylı olarak göreceğiz. Daha katma değerli işler yaptığımız için çıktılarımız da daha olumlu olacak. Belki aynı zaman diliminde daha fazla çıktı sağlayabilecek durumda olacağız. Bundan da hem şirket fayda sağlayacak hem de aslında ekip olarak fayda sağlamış olacağız. Satış miktarlarında artış olabilir. Bu direkt ilk anda uyguladığımızda olmayabilir ama sonraki dönemde mutlaka fayda sağlayacaktır. Çünkü yapmaya çalıştığımız şey bütün operasyonlar için geçerli bu. Hangi operasyonu inceliyor olursak olalım, bizim için değeri oluşturan işler neyse onların toplam içerisindeki oranını arttırmaya, dolayısıyla diğerlerini katma değersiz işleri ya da israf olarak tanımlanan işleri azaltmaya çalışıyoruz. Bu durumda aslında yapmamız gereken ve yapamadığımız, bizi oyalayan diğer işler sebebiyle yapamadığımız işleri daha çok yapacağımız için burada oluşturduğumuz çıktıların artışını beklemek hayal değil. Dolayısıyla satış miktarında bir artış bekliyoruz. Veri analizi ve eylemlerle iyileştirme, bir de bütün bunları yaptığımızda müşteri memnuniyetinde artış. Çünkü dokunduğumuz yer, oraya katma değer sağlıyoruz. O katma değer sağladığımız miktar arttığı sürece müşterinin memnuniyeti de artacak. Şimdi satıştaki genel problemlere bakarsak, elbette burada hepsini sıralamamız mümkün değil. Ama birkaç tane ortak konuyu gündeme getirelim. Evrakların çok fazla olması, bu evrak işleriyle uğraşmaktan ya da bu dokümanlar, kağıt baskı vesaire olmak zorunda değil. Bilgisayarda kullandığımız bir yazılım varsa oradaki çetrefilin içerisinden çıkamadığımız için uğraşmak zorunda kaldığımız, dolayısıyla bize zaman kaybettiren ve asıl yapmam gereken işi yapmamın önünde engel olan konular olabilir. Kaizen için standardın olması gerektiğinden bahsediyoruz. Bir standardın olmaması belki de satış operasyonunun en çok rastladığı konulardan, problemlerden bir tanesi. Satışın standardı olur mu? Deneyelim. Standartlaştırılabilecek işler var. Bunlarla ilgili olarak standartların olmaması aslında herkesin kendi en iyi bildiği yöntemle o işi yapıyor olması belki de bütün satış operasyonlarımızı daha az verimli olarak yönetmemize sebep oluyor. Bir diğer konu öğrenilmiş derslerin paylaşımının olmaması. Bu genel olarak bütün operasyonlarda böyle. Eğer öğrenilmiş derslerimizi, geçmişte yaşadığımız problemleri ve nasıl çözdüğümüzü kayıt altına almıyorsak, şirket hafızası yok. Dolayısıyla geçmiş dönemde yapılan hatalar tekrarlanmaya devam ediyor olabilir. Satış raporlamaları bir diğer konu. İşte biz satışımı yapacağız, raporlamalarla mı uğraşacağız? Eğer bu raporlamalar çok kolay bir şekilde alınamıyorsa, hızlı bir şekilde yapılamıyorsa insanlara vakit kaybettirebiliyor. Genel olarak böyle problemlerimizin olduğu noktada bunları iyileştirmekle başlasak aslında bunları yaparken süreç içerisinde fark ettiğimiz farklı problemler, farklı israf noktaları olabilir ve bunları iyileştirebiliriz. Satış performansını iyileştirmek için yapılabileceğimiz ya da kullanabileceğimiz araçlar ve bu araçları nasıl kullanabileceğimiz konusuna bakarsak. Hoşinkani'den bahsediyoruz. Bizim bir tepede şirket stratejimiz var ve bu stratejiden yola çıkarak
aslında her birimin, her departmanın kendi içerisinde oluşturması gereken stratejiler, gidilmesi gereken yollar ve bunların aksiyona dökülmüş halleri var. Biz şirket olarak ne yapmak istiyoruz? Örneğin yeni bir pazara girdik. O pazarda müşteri edinmek istiyoruz. Pazar payımızı X miktarına getirmek istiyoruz. Hedefimiz neyse. Bu miktara getirmek için şu anda yaptığımız çalışmalar ve gelecek dönemde yapmamız gereken çalışmalar neler? Ve bunlar arasındaki fark aslında bizim için aradaki aksiyon planımızı oluşturmak için iyi bir çıkış noktası olabilir. Süreç haritalaması ve beyin fırtınası kullanılabilecek diğer teknikler. Süreç haritasını oluşturduktan sonra, yani ben müşteriyle ilk temasından, müşteriyle satışı kapatmaya kadar geçen süreç içerisinde neler yapıyorum, hangi noktalarda temas noktalarım var, bu noktalarda kullandığım araçlar neler, benim işimi kolaylaştırıyor mu, zorlaştırıyor mu, bu süreç haritasını oluştururken bir taraftan da oluşan problemler, bu aslında bizim için bir sıkıntı yaratıyor. Bir gün boyunca ben bununla uğraşmak zorunda kalıyorum ya da bir hafta boyunca bununla uğraşmak zorunda kalıyorum gibi söylemler varsa süreç haritasını oluştururken bir yandan da problemlerimiz neler olduğunu belirleyebiliriz. Daha sonra bunun üzerine beyin fırtınası yaptığımızda bu problemlerin kök nedenleri neler, bunları ortadan kaldırabilmek için ne tür çalışmalar yapmamız gerekiyor, buradan da bize aksiyonlar çıkıyor. Bu noktada süreç haritası içerisinde verileri de kullanabiliriz. Kişi başına yapılan satış, yapılan ziyaretler ya da potansiyel müşteriye yapılan ziyaretler sonrasında bunların ne kadarı müşteri haline geliyor gibi dönüşüm oranları da yine süreç haritası içerisinde incelenebilir. Ne kadar sayısal hedefler, veriler koyabilirsek sistemin içerisine, o süreç haritasının içerisine, aslında onların gelecek dönemdeki iyileşmesini de o kadar net olarak görebiliriz. Yani yaptığımız aksiyonlar işe yarıyor mu, yaramıyor mu görme şansımız daha yüksek olur. Şu anda zaten var olan hedeflerimiz varsa, bu hedefleri gerçekleştirememe nedenlerimiz neler? Burada da kök neden analizi yapabiliriz. Kök neden analizi yaparken balık kılçığı diyagramı kullanılabilir. Pareto analizinden faydalanabiliriz. Eğer sayısal olarak tuttuğumuz veriler varsa, bizim en çok bu tür problemlere sebep olmamıza neden olan konuları Pareto analiziyle sıralayabiliriz. Kök nedenleri belirledikten sonra yine bu nedenleri ortadan kaldıracak ne tür aksiyon planları oluşturabiliriz. Bir de bu problemleri belirlerken aslında problemleri belirlemek için de süreç haritasını hiç oluşturmadan önce problemleri belirlemek için ekip olarak bir araya gelip bizim ne tür problemlerimiz var, sen bu işi yaparken nelerden rahatsızlık duyuyorsun, aslında öyle değil de böyle olsun dediğin önerilerin var mı, bunları da toparlayabiliriz. Bunlar da aslında süreç haritasını oluşturmadan bizim önümüze problemleri getirecektir. Tabii bu noktada şöyle bir yaptığımız işin getirdiği bu işte zaten böyle oluyor gibi alışkanlıklarımız nedeniyle göremediğimiz noktalar olabilir. Süreç haritasını yaptığımızda ve bunu süreç haritasını anlamlandıracak biriyle birlikte yaptığımızda, bir rehberle, bir koçla, bir danışmanla yaptığımızda süreçle ilgili daha fazla soruya maruz kalıp "Aa bak bunun böyle de bir yolu olabilir mi acaba?" diye sorular aklımıza düşmeye başlar. Bu nedenle süreç haritasını çizmek, eğer şu anda hiç aklımıza gelen problemler yoksa, bu problemleri ortaya çıkartmak için iyi bir yöntem. Şöyle bir örnek vereyim. Birlikte çalıştığımız bir satış ekibiyle böyle bir işte beyin fırtınası yapalım, problemlerimiz neler onları ortaya koyalım diye bir çalıştay yaptık. Bu çalıştayda yaklaşık 8-9 kişi vardı ekipte çalışmaya katılan. Bu çalışmada problemlerimiz neler, sizi rahatsız eden konular neler gibi genel bir akış izlemeye çalıştık. Ama kimsenin aklına hani burada da şöyle bir sıkıntımız var ya da kampanyalar bizi çok yoruyor. Kampanyalar neden sizi yoruyor? Bunu birazcık daha detaylı olarak göstermek lazım. Ya da bu bahsettiğim ekiple çay kahve aralarında bir arkadaş kullandıkları CRM yazılımından bahsetti. CRM yazılımının içerisinde müşteriye ulaşmak o kadar zor ki, yani bu bahsedilen zorluk aslında Excel'de tutuyorsanız o müşteriyi adı ve soyadıyla ya da çalıştığı firmayla ya da hatırladığınız her ne varsa o kişiyle ilgili tuttuğunuz kayıtları eğer Excel'de tutsanız ulaşmak çok daha kolayken, CRM yazılımının içerisinde artık hani böyle gösterecek şekilde bir uygulama konmuş.
Dolayısıyla siz o kişiyi bulabilmek için neredeyse her şeyini hatırlamak zorundasınız. İşte görüştüğünüz tarihi, hangi konuyla ilgili olarak görüşmüştünüz, nasıl bir kampanyadan haberdar olmak istiyor, hangi firmada çalışıyor. Bütün bunları bildiğinizde zaten kim olduğunu da aşağı yukarı biliyorsunuz. Dolayısıyla size yazılım aslında çok da hizmet etmiyor. Mesela bunu ekipteki kişilere söylediğimizde CRM yazılımının zaten hani standardı o. Öyle çalışıyor o. Onu kabul etmişler. Dolayısıyla bir de satış açısından bu şeyi süreci değerlendirirken şuna da bakmakta fayda var. Zaten öyle. Hani bu da böyle çalışıyor, yapacak bir şey yok dediğiniz konular var mı? Onları birazcık daha böyle kazmak, dibine doğru inmek gerekebilir. Bu böyle değil de şöyle olsaydı ya da bu böyle olmak zorunda mı? Sorularından yola çıkarak iyileştirme çalışmalarına yön verebilirsiniz. Bir diğer nokta standartlaştırma, standart operasyon talimatlarının oluşturulması. Yapılacak her türlü işte bunu oluşturmak mümkün olmayabilir. Ama o süreç haritasını oluşturduğunuzda, adımlara baktığınızda, adımlardan hangisi sürekli kendini tekrar ediyor ya da tekrar etse daha iyi olur? Bu noktada standart operasyon talimatları ya da basit bir checklist olabilir, kontrol listesi olabilir. Bunları oluşturup acaba süreci kolaylaştırmak mümkün mü? Buna bakılabilir. Son olarak da 5S. Bu 5S ofis çalışmalarında evet bizim dokümantasyonumuz, ulaşmamız gereken klasörler, elle tutabileceğimiz şeylerin yanında, bunların düzenli olmasının yanında bilgisayarda ulaşmamız gereken kayıtların da düzenli olması, ortak kullanacağımız dokümanların belli bir standartla kaydediliyor olması mutlaka işimizi kolaylaştıracaktır. Bununla ilgili olarak bilgisayarda 5S çalışması nasıl yapılır videomuza bakmak isteyebilirsiniz. Linkini bırakıyoruz. Temel olarak baktığımızda aslında yapmaya çalıştığımız şey yaptığımız işin süresini bir pasta olarak düşünelim. Bu pastanın içerisinde değer katan operasyonlar var. Yani gerçekten müşteriyle görüştüğümüz, müşteriye ürünü ya da hizmeti anlattığımız, onların sorularını cevapladığımız ya da onların isteğine yönelik olarak bir şeyler hazırladığımız, teklif hazırladığımız olabilir, prototip numuneler göndermek olabilir. Bu kısım var. Bir de bunun yanında raporlamalar var, müşteriden gelen şikayetlerin çözümüyle ilgili olarak uğraştığımız zamanlar var. Teslimatların teslim edilip edilmediği ya da ürünün hazır olup olmadığı ya da hizmetin hazır olup olmadığı bu süreci takip etmemiz. İşte finans ve dağıtım kanallarıyla entegrasyonu sağlamaya çalıştığımız noktalar var. Seyahatler var eğer şehir dışı, yurt dışı gibi noktalara da gidip geliyorsak. Ay sonunda biriken satış miktarları olabilir, dengesiz satışlar olabilir. Dolayısıyla bunlar bizim işimizi zorlaştıran, evet yapmak zorundayız, seyahat yapmak zorundayız, evet bu işi takip etmek zorundayız, teslimatın teslim edilip edilmediğini ya da müşteriden gelen şikayetin çözülüp çözülmediğini, çözümün bir parçası olmamız gerekiyor. Fakat bunları kolaylaştırmanın eskiden 3 saatte, 3 günde yaptığımız işi daha böyle dar aralıklara sıkıştırabilecek şekilde yapmamızın bir yolu var mı? Bu süreci iyileştirmek için ne tür yöntemler kullanabiliriz? Buna bakabiliriz. Biz eskiden %80 katma değersiz iş ve israfla uğraşırken, %20'si sadece katma değerliyken işimizin, bunu %30 katma değersiz işler, %70 katma değerli işlere çevirmek mümkün mü? Temelde uğraştığımız kısım bu. O zaman kendinize buna başlamak için bazı sorular sorabilirsiniz. Satış operasyonunda sizin yaptığınız işte değer nedir? Değer olarak neyi tanımlamanız gerekiyor? Müşteriye verdiğiniz hizmette gerçekten müşterinin memnuniyetine sebep olacak. Müşterinin evet bu satış işinde gerçekten memnun kaldım dedirtecek konular neler olabilir? Bunların tanımlanması. İkincisi israfın tanımlanması. Bu verimsiz toplantılar da olabilir. Finansta, dağıtımda, iletişiminizin sağlanması konusunda çok uğraşıyor olabilirsiniz. Müşteri şikayetlerinin çözümüyle ilgili olarak çok fazla efor harcıyor ve buna zaman harcıyor olabilirsiniz. Bu israfların neler olduğunu belirleyin. En başta değer olarak tanımladığınız işi müşteriye sunmak için mevcuttaki süreçleriniz nasıl, adım adım nasıl ilerliyor? Az önce bahsettiğimiz süreç haritası aslında bunu kolaylaştıracak yöntemlerden bir tanesi. Ve mevcuttaki süreçlerimiz o müşteriye sunmaya istediğimiz değerle uyuşuyor mu?
aralarında ne kadar bir fark var ve bu farkları ortadan kaldırmak için neler yapılabilir, bunlara bakabilirsiniz. Müşterinin ihtiyacını nasıl tanımlarsınız ve bunları nasıl belirleyebilirsiniz? Bunlar için bazı standartlar oluşturmak mümkün mü? Elbette müşteri özel ihtiyaçları, istekleri olabilir. Bunlara yönelik olarak ürün veya hizmet geliştiriyor olabilirsiniz. O noktada da o zaman müşteriyi doğru yönlendirmek adına neler koyabilirsiniz? İlave sorularınız neler olabilir? Bunları değerlendirebilirsiniz. Ve belki de satışın en çok karşı karşıya kaldığı sorulardan bir tanesi, sizin ürününüz, sizin hizmetiniz benim bu ihtiyacımı ne kadar karşılayacak? Ben evet böyle bir eksiklik yaşıyorum, böyle bir ihtiyacım var. Ürünü de satın almak istiyorum ya da hizmeti. Peki bu ürün ya da hizmet benim ihtiyacımı nasıl karşılayacak? Bu soruya karşılık sizin vereceğiniz yanıtlar neler olmalı? Ürünün ya da hizmetin müşterinizin ihtiyacını karşılayacağını nasıl kanıtlarsınız? Bu soruların üzerinde düşünerek sürekli iyileştirme çalışmalarına yön verebilir. İyileştirme faaliyetleriyle birlikte katma değersiz ve israf olan, aslında hepimizin şikayet ettiği, işte bunlarla uğraşmaktan asıl işimi yapamıyorum dediğim noktaları iyileştirmek için kullanabilirsiniz. Satış operasyonlarında yaşadığınız engeller, problemlerle ilgili olarak yorumlarınızı bırakabilirsiniz ya da çözümlerinizi de bizimle paylaşabilirsiniz. Operasyonel mükemmellik hakkında daha fazla videoyu izlemek isterseniz kanala abone olabilir ve bildirimlerinizi açabilirsiniz. Hoşçakalın.